Herkese günaydın. Bugün 21 Mayıs Cumartesi. Bugün Tebriz'den ayrılıyoruz. Bir haftadır Tebriz'deyiz. Tebriz'i gezdik. Güzelce keşfettik. Şimdi Tahran'a gitmek üzere bisikletlerimizle yola çıkacağız. Ahmet abi çok sağ olasın. Memnun oldum. Borcumuz Ahmet abi var mı? Olur. Tamam. Ben sordum. Eyvallah sağ olsun. Ali, ben Yasemin. Erfan Omid'in dükkanına uğradık bir veda etmek için. Omid yok. Yine Nargile'ye gitmiş. Buradan kendisine selam söylüyoruz. Mali, çıkıyoruz yola. Adaya çıkıyoruz sanırım. Aynen. 3 kişilik dev kadro. 3 kişi bir çıkalım. Yolda. Bakalım nasıl olacak. Sen direksiyona sahip çıkabilirsen. Aynen, ben gidona sahip çıkabilsem. Bisikletler çok ağır. Mali'ninki daha ağırmış. Ama benim gidonu yani gerçekten kontrol etmekte biraz zorlandım. Yolda alışacağım diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım. Evet, otelden ayrıldık. Şimdi bir Erfanların dükkanına uğradık. Kısaca veda ettik. Bugün Tebriz'den çıkacağız. Yani şehrin dışında bir yere bir kamp atacağız. Oradan da Tahtı Süleyman'a doğru pedal çevirmeye devam edeceğiz. Tahminim bir 4 güne 5 güne Tahtı Süleyman'da oluruz. Şahabat olmaz. Aynen. Tosun Paşa. Tosun Paşa, aynen. Eyvallah abi, sağ ol. Şimdi abi yanımıza geldi motorla. Nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Tabii Türk bayraklarını görünce burada geliyorlar. Halk Haziri Türk şehri burası. Uzun uzun işte İbrahim Tatlıses çok dinleniyor burada, çok da seviliyor. Onları falan konuştu. Türkiye'yi ne kadar sevdiklerini söyledi. Şimdi Tebriz'in trafiği son derece karmaşık. Yani bir an önce şehirden kendimizi atmak istiyoruz. Yani şu anda şöyle söyleyeyim, buradaki avantajımız Türk bayrağı. Onu gören yol veriyor, selam veriyor falan filan. Diğer türlü yok yani, imkansız. Evet, ilk defa şu anda Tebriz'de bir bisiklet yolu gördük. Şu anda burası bisiklet yolu. Ben olmadığını düşünmüştüm. Şimdi şöyle, önemli yerlere giden yol levhalarında hem bisiklet hem de yürüme yoluyla kaç dakikalık mesafe olduğunu gösteriyorlar. Ama açıkçası ben hani hiç bisiklet yolu görmemiştim. Hatta şey demiştim, yani neden böyle bir tabela koymuşlar ki bisiklet yolu da yok diye. Şu anda ilk defa bir bisiklet yolu gördük. Abi yorum nasılsın? Abi yiyecek ne var sizde? Sorayım. Hamburger, pizza, öyle şeyler değil mi? Tamam. Teşekkürler, sağ olun. Yani gördüğünüz gibi Tebriz'de herkesle Türkçe iletişim kurabiliyorsunuz. Yani hemen hemen herkesle kurabiliyorsunuz. Belki bazı anlamadığınız kelimeler olabilir. Ama onun dışında genel olarak iletişim kuruluyor yani. Şimdi yemek yiyecek başka yer bakıyoruz. Şey, göbek salata, marul varmış. Peynir var değil mi onda? Peynir de varmış. Tamam, ondan yiyeceğim. Tamam. Ben de anladım, ondan yiyeceğim. Üçüncü olarak. Ben hepsi. Patates yapıyor musun? Kızartma. Evet, var. Tamam. Bunun içinde mi var? Ayrıca var. Tamam, bir tane de ortaya böyle içelim. Potato. Evet, potato. İçeceği de buradan bakarız biz. Tamam. Şimdi biraz önce yemek yediğimiz yerden ayrıldık. Böyle yol üstüne girdiğimiz bir hamburgerciydi. İşte 3 tane hamburger, 3 tane kola, 2 patates kızartması, bir de su içtik. Yani Türk lirasıyla 140 lira civarında bir hesap ödedik. İran parasıyla da 280 civarı. Abi bizden almak istemedi ücreti. Hani misafirimsin, konaksınız diye. Ama tabii biz ısrarla vermek istedik. Ya yani burada şöyle bir adet var. Taarruz diyorlar buna. Bir şey alıyorsunuz. Yok diyorlar, alamayız. Ücretini, siz misafirsiniz.
sizden para alamayız diye böyle uzun bir ısrar ediyorlar. Ama hani siz teklif etmeye devam edin tabii ki. Yani bu orada bir adet, yani parayı alacak ama öncesinde bir böyle bir serunumu yaşanıyor. Gerçi kendisi söyledi abi, biz hani bu özümden ben diyorum buna, hani taarruf yapmıyorum dedi. Ama biz yine ısrarla ödedik tek parasını. Bu da İran'da genel bir adetmiş. Şimdi hala şehirden çıkamadık. Şehirden çıkmaya çalışıyoruz. Evet, şu anda biraz şehrin dışına attık kendimizi. İleride bir kuru göl diye bir göl gördük. Aslında oraya kamp atmayı hedefliyoruz ama henüz daha oraya bir 25 kilometre kadar var. Saatte şu anda 6'yı çeyrek geçiyor. Muhtemelen oraya varamayacağız. O yüzden yol üzerinde artık olabilecek en uygun noktaya bir kamp atacağız. İlk hedefimiz Taht-ı Süleyman'a ulaşmak. Önemli bir yer Taht-ı Süleyman. Ardından Kazvin yoluna döneceğiz. Sonra da Tahran'a ulaşacağız. Tabii bu yaklaşık bir 20 gün kadar sürecek diye tahmin ediyorum. İran'da havalar da ısınmaya başladı. Biraz aslında biz geç kaldık yola çıkmak için. Bir noktada da sıcaklık mücadele olacak bu. Bakalım. Böyle gördüğünüz gibi yol boyunca sürekli bizi selamlıyorlar. Türk bayrağını gördükleri zaman bunu yapan çok kişi var. Yani Tebriz'den çıktık. Çıktığımızı anlamadan Basmacı diye bir şehre geldik. Yani tam bilmiyorum, sanırım böyle okunuyor. Basmacı ya da Basmacı diye. Şimdi onun merkezindeyiz. Buradan çıkmaya çalışıyoruz. Havanın kararmasına bir saat kadar bir süre var. Halime uygun bir kamp yeri bulup kamp atacağız. Ama henüz öyle çok gözümüze çarpan bir yer olmadı açıkçası. Bilsin neyneyin. Chamber'da parça musafir ha. Aha. Cete bir şey zazdan niyaz olsa ben evden götürüp gelirim. Hayır. Biraz saat 8'de bağlayacağım. Evet. Daha 8'de bağlayacağım, cedem eve. Bilerse de bizim evden yakındır. Tekriben 5 kilometre yoldu. Cete gelirim, bilerse başlayıp seçerim ben orada. Ha, yok. Yok. Hiç, bir şey zazdan niyaz her hemen oldu. Ben hıtmetsiz. Yok. Eyvallah. Abi. Çok sağ olasın. Hiç zahmet etme. Hiç zahmet etme gerçekten. Nasıl vazifemiz değil. Çok. Ben Mehmet işte orada çok başladım. Allah'ın Murat emanında. Ya. Daha abi. İsmi neydi abi? Ben Çermem. Çermem. Tamam abi, sağ olasın. Gelirim, gece gelirim saat 10'da zaten gelirim, baş seçerim. Hiç zahmet etme. Hiç zahmet etme. Kısımı da yatıracağım, orada çufçede, o taplazatta oynuyor. Gelirim, baş seçerim. Tamam abi, sağ olasın. Her niyaz olsa ben oradan Allah'ım vereceğim. Eyvallah abi, sağ olasın. Orada çok selahlı. Hem şehrisi değil, hem polis olur orada. Hem tamam. Alaçık var, hem Ali Yazı yuvabilirsiniz, hem ders suyu var, servis. Ondan tamam. Her lahazdan oraya yaptı. Tamam. Tamam. Gece yerlen başla çarım. Çok sağ olasın. Rahat ol. Gez azat yemek sen Allah meyiliz var tarif elemine. Ma Kur'an'ın dostum. Eyvallah abi, sağ olasın. Allah şahati tarif elem. Valla sağ olsun abi. Valla sağ olasın. Lazım en hıtmetiz ya. Bir saat evvel yedik daha. Yeni yedik ha. Yeni. Lazım en hıtmetiz ya. En hıtmetiz ya. Şimdi abi bize anlattı. Dedi ki kuru göle 25 kilometre var. Dedik biz varamayız oraya. Bu Basmacı şehrinde, biraz önce o bahsettiğim şehirde bir park varmış, Parkı Misafir diye. Ya dedi Kurugöl'e gideceksiniz ya oraya gideceksiniz dedi. Hani buralarda çadır kuracak bir yer bulamazsınız. Otoyola çıkacaksınız dedi. Biz de baktık bir işte 6 kilometre falan geride gözüküyor. Bir daha o 6 kilometreyi geri gideceğiz. Şimdi Parkı Misafir'i abiler de bırakmıyor yani. Gitmemize de izin vermiyorlar güvende olmazsınız diye. Şimdi geri dönüyoruz. Oraya bakacağız orada çadır kurmak için. Aslında geçerken görmüştük orayı. Ama şehrin içinde bir parktı yani. Kurmak istemedik açıkçası. Şimdi devam ediyoruz yola. Abi de dedi
Akşam 10 gibi dedi, kızımı alırım getiririm dedi. Parka oyun oynar dedi, bize sohbet ederiz dedi. Yemek istiyor musunuz dedi. Bir şeyler ihtiyacınız varsa dedi, onları da getireyim dedi. Teşekkür ettik. Bakalım. Şimdi geri dönüyoruz basmacıya. Bu çıktığımız rampaya geri ineceğiz. Yarın sabah bir daha çıkacağız. Şimdi şu parka gidelim, bir kurul alalım. Tekrar görüşürüz. Evet, şimdi biz önerdikleri parka geldik. Burada kamelyaları kurarsınız demişlerdi. Parkın ismi Parkı Misafir. Şimdi bir yer bakıyoruz. Yani kuracak bir yer bulursak çadır kuracağız. İşte bir kamelyanın bir tanesine geldik. Yerleştik. Şimdi buraya da çadırımızı falan kuracağız. Yasemin'le Mali'de oturuyor. Şöyle bisikletlerimiz. Yasemin ve Mali. Kardeşim şebeke misiniz siz? Ne şebekesi kardeşim? Birisi geldi Murat'la Mali oturuyor. Birisi geldi Yasemin'le Mali oturuyor. Mali hep oturuyor. Mali oturuyor arkadaşlar. Hep oturuyor ama uzun süre oturmadı ya. Bayağı oturmadı. Bütün bu İran'ın kuzeyini falan filan her yerini gezdi bizi beklerken. Bayağı gezdi. Yasemin, evet, ilk günkü sürüşümüz hakkında ne düşünüyorsun? Yorulmadık. Ayaktayız. Daha yorulacağız ya. Hadi bakalım. Herkese günaydın. Günaydın. Dün bu kuru göl tarafına doğru giderken yetişemeyeceğimizi anlayınca etraftaki insanlara sormuştuk işte nerede kamp kurabiliriz diye. Onlar da bize bu basmacı şehrinde, yani bir 6 kilometre geride bıraktığımız şehirde kamp kurabileceğimizi, burada parkı misafir olduğunu söylemişlerdi. Kerim abi diye biriyle tanıştık. Kendisi bizi buraya yönlendirdi. Saat 10 gibi de gelirim dedi. Biz de geldik, buraya kampımızı kurduk. İşte şöyle arkada çadırımızı, bu kamelyalar var, onların altında kurduk. Sonra işte birkaç bir şey yemeğimizi yerken akşam 10'da, tam 10'da Kerim abi geldi. Eşi Pervane abla ve çocukları Mobina'yı da alıp yanımıza geldiler. Yerken de bize böyle bayağı bir yemek falan getirmişler. Karpuz, kavun falan. Saat 12'ye kadar bir sohbet ettik. Yani sağ olsunlar, bizi sonra burada bırakmak istemediler. Alıp eve götürmek istediler. Biz dedik hani yok, burada kalacağız falan, çünkü çok, gerçekten çok zahmet verdi kendilerine. İnanılmaz iyi insanlar, inanılmaz konukseverler. Şimdi birazdan da kalkıp onların restorana gideceğiz. Evet, Kerim abiyle kahvaltı yapacağız, evet. Oradan yola devam edeceğiz. Ama önce çadırı toplayalım. Evet, önce çadırımızı toplayalım, sonra yol devam edelim. Görüşürüz. Şimdi parktan çıkıyoruz. Kerim abinin restoranına gideceğiz tekrardan. Bizi kahvaltıya çağırmıştı. Saat 10'da orada olacağız dedik ama saat 10.30. Biz daha yeni çıkıyoruz. Orada kahvaltı yapıp sonra yola devam edeceğiz. Nasılsın Kerim abi? Sağ olasın abi. Yasın basın. Yasız. Yorum. Yasız. Niye bir vakte kaldınız be? Anca toparlandık. Anca toparlandık, geldik. Ha, dedim bu lan etmen yatıplar, yoklayıp da. Evet, sen bana beni uğrat, şun boyunca. Sağ olsun. Şun boyunca. Kerim abi tam bir Türkiye sevdalısı. Traktör. Bu da Kerim abinin arabası. Bunu da çektim. Bunu da çektim. Kerim abi Türkiye'ye bir şey diyeceğim mi? Türkiye'ye selam söyleyeceğim. Selam, 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 selam. Kerim abi çok zahmet verdik ya. Zahmeti zahir yok, resmeti yok. Yatıp vesazat, nemene ihtiyacınızı içeriden verir. Sağ olasın. İhtiyacımız yok. Şüphelden zattan. Ay yok, var var, hepsi var. Çörekten zattan. Ay o da var. Çörek de var, çok sağ olasın. Değilseyiz, kebapçıcıyım, kebap. Yok yok yok, ay, vallahi yok. Yok, yok sağ olasın, yok yok. Yok abi, eyvallah. Yoldumla ağzınız ağzı yemeğe için diye zaten. Hallederiz onu, biz yolda buluruz. Hiç şey yaparız. Yok. Gidene kadar sıcak ya hava, bir şey olur. Kerim abi, elin kolunu ağrımasın. Sağlamışsınız.
Ama her şey için çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Abi görüşürüz. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Benim kolun ağrıması çok zahmeti verdi. Bilhassa ele Türkiye'den arkadaşlarımızdan, familiden zaten ilgana zaha geldi. Hayli benim şumaramızı anlayayım. İşi zaha oldu, ben buradayım da bil. Tamam. Diyebildiğim arkadaşımızdan, familizden, kaloğluzdan. Mutlaka zaten şey yapacağız abi. Bilhassa benim nümremi vereyim bilhassa ne? Ele Tebriz'de öyle ben de zahını bilhassa işi zaha oldu. Ele ben zence açsa ben giderim. Buradan tamam. Tebriz'e 10 kilometre. Ha, 10 kilometre zaten yakın yol. Şiza oldu bilhassa hemen burada yanında. Bilhassa bir daha zenci biraz. Çok sağ olasın. Sağ olun mısınız? Çok sağ olasın. Sevindim ben Allah şahidim. Allah sağ olasın. Çok mesut ettim bizi sağ olasın. Pervan ablaya çocuklara çok selam. Evet, benim gözlerim size. Benim gözlerim size. Evet, şimdi Kerim abinin dükkanından çıktık. Burada Kurugöl diye bir yer var. Dün ulaşamadığımız oraya bir bakacağız. Duruma göre de devam edip Bostanabat diye bir başka bir kasaba var. Oraya bakacağız. Orada da park varmış. Çadır kurabilirmişiz. Yorgunluk durumumuza göre, saate göre, zamana göre bir karar vereceğiz. Sürmeye mi yoksa? Sürmeye, Tebriz'den Antalya'ya gidecek. Anladım. Yani biz Kurgöl'den sonra da Bostanabat. Bostanabat'tan sonra da işte Tahtı Süleyman'a doğru gideceğiz. Maşallah. Oradan Kazvin. Eyvallah, buyurun. Abi çok sağ olasın ya. Çok sağ olasın. Biraz önce işte bizim bayrakları görünce selam verip yanımızdan geçen bir araç vardı. İleride durup beklemişler. Kendi emlak dükkanlarında. İşte bizi durdurdular, dediler durun gelin içeriye. Dondurma, su falan bize ikram ettiler. Ardından sohbet muhabbet ettik bayağı. Yani burada insanlar inanılmaz misafirperver. Yani burada Azerbaycan bölgesi diye geçiyor. Zaten herkes Türkçe konuşuyor. İnanılmaz derecede misafirperverler. Yani şaşırmadım da, ya şaşırdım açıkçası gerçekten. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor, herkes konuk etmeye çalışıyor, herkes bir şeyler yedirmeye çalışıyor. Ya buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. İran'ın bölgesindeki herkese çok teşekkürler.